En iyi şey 30 taş bir de şu rozet. Abi süper. Giriyoruz. Geçmek için dokunun. Dokun abi. Neler neler olmuş burada. Burada bir ay var abi. Bir ay. Evet, bir heyecanlı bekleyiş daha. Güzel gelecek olan bir gövde kadri değiştirebilir. Bir. Abi mükemmel bir gövde. Daha iyisi kesinlikle olamazdı. Yani şu sörfçü gövdesi bu kadar olur. Gerçekten bu kadar olur. Felaket bir şey. Video başlamadan önce eğer kanalımıza abone değilseniz abone olabilir ve de yayınlamış olduğumuz videolardan ve açmış olduğumuz canlı yayınlardan haberdar olmak istiyorsanız da abone ol tuşunun hemen yanındaki zile tıklayarak bütün bildirimleri açabilirsiniz. Son olarak kanalımızın önerilen video arasında çıkmasını sağlamak için videoyu beğenebilirsiniz. Şimdiden teşekkür eder, iyi seyirler dilerim. Merhabalar, yeni bir Cats videosuyla birlikteyiz. Nasılsınız arkadaşlar? İyi misiniz? Umarım her şey yolundadır. Geçen atmış olduğum Cats videosuna gerçekten güzel ilgi geldi. Yorumlar, beğeniler, görüntülemeler çok iyiydi. Dolayısıyla bu video diğerinden daha da iyi olacak. Çünkü artık Prestige 20'ye ulaşacağız. Evet, sonunda. Bu kutuyu da açsa mıydım? Neyse, önemli değil. 3 yıldız mitolojisi geldi. Hemen şampiyonaya girelim. 8.yiz. 7 galibiyetimiz var. Şimdi diğer gövdelerle savaşacağız. Bir arkadaş yükseldi mi? Bakalım. Evet, tweet'i yükselmiş. Abi daha 5 dakika kaldı. Yükselse ne olur? Az önce yükseldi ha. Çok erken oldu yani. Şimdi şu gövdeyle gireceğim. İki balonla birlikte. Bunu hemen havaya kaldıracağız. Evet, Horny'yi alıyoruz bu gövdeyle. Tamam. Ama ana gövdemiz hangisi olacak? Önemli olan nokta o. Eğer Horny sürekli online olursa onu alamayabiliriz. Yani bizi sonrasında alabilir. Şunu da alırsak süper olur. İşte çok iyi. İki tane galibiyet bedavadan geldi. Jive almayı başardık. Şimdi şöyle yapacağız. Süper bir taktik vereceğim sizlere. Şu anda bu iki arkadaş online'sa ana gövdemi bu yapacağım. Ama diğer aldığım arkadaşlardan ana gövdemde online olanları varsa onlar bir kenarda duracak. Onları sürekli almaya çalışacağım. Tekrarlayıp sürekli onlara gireceğim. Yani sürekli ana sayfaya tekrar edeceğim. Beni aldıysa o gövdeleri sürekli seçip gideceğim onları. Bunu alamayacağız galiba. Ha, geri vitesi değişik koymuş. Onu alırız büyük ihtimal. Evet, görüyorsunuz bir arkadaşı daha alıyoruz. Oster Haze. Yani bu gövde tasarlama muhabbetinin gelmesi gerçekten çok iyi oldu. Çok güzel oldu bu gerçekten ya. Hoşuma gitti. Bunu alır mıyız? Tek atıyor bizi zaten. Şimdi geriye geliyoruz. Alamadığımız o sinsi gövdesini diğer gövdeyle alacağız. Şu anda görmüş olduğunuz gibi 11 galibiyet. İkinci sıraya yerleştik. Hemen şu gövdeyi seçiyoruz. 1, 2, 3 geçmiş olsun. Bu arkadaş bir hata yaptı, oraya kovucu koymuş. Bunu alabilecek miyiz? Vuruşu çok iyi arkadaşın. Vuruşu süper, bu vuruşu var. Devam edelim. 135 bin. Yani canımız 10 bin daha artarsa bunu alırız. 10 bin canımı hemen artırmaya gidiyorum. Çünkü artık bu işin şakası yok. Param var. Para hiçbir şeye yaramayacak. Hemen girip yükseltmeye çatır çutur başlayalım. 10 bin neyi artıracağız canı? Hemen artıralım. 3500. 5 yıldızlı. Sen gel. Sen de gel. Tamam, bir donma olmasın. 135 bin falan olacaktı yanlış hatırlamadıysam. Şu arkadaki tekerleğe de şöyle şundan bir tane koyalım. 35 arttı, o da güzel. Sen gel. 1500 daha. Sen de gel. Bıçak işe yaramayacak zaten. Alt tarafı can arttırıyoruz. 135 bin olmak üzere. 4 yıldız lazeri koyalım. Sağlık alet çantamız varsa hemen yapıştıralım abi. Var mıdır? 2 tane var. Süpermiş. Hemen şuna koyuyoruz. Hayır, öyle değil. Şöyle. Sen gel. 1. 15 bin can ekliyor arkadaşlar. İnanılmaz bir şey. Şu anda süper oldu. 160 bin küsür canımız oldu. Tekrar şampiyonaya giriyoruz. Alamadığımız o rakip neredesin arkadaşım? Neredesin arkadaşım? Evet, şu anda 88 bin vuruş. Aa, o da yapma. O da bunu yapma. Diğer gövdeyle bunu hemen alacağız. Bunu alamıyorduk galiba. Evet, işte şu anda aldık. Benim canımızı arttırdı. Canımı arttırdın değil mi? Aynen. Canı arttırdık. Süper oldu. Başka? Bu arkadaşını alamıyorduk. Artık bunu da almayı başardık. Süper. Bir sonraki arkadaş yok. Tekrar geri geliyoruz. Bu sefer balina gövdesini seçip
Alamadığımız O adlı arkadaşa da onunla gireceğiz. İlk gövdeyi seç. Gir kardeşim. Sen de şununla alıp hemen olayını bitirelim. Şu an çok iyi. Prestij 20 abi. Evet, buraya ulaştık ama bunun da 24. seviyesine daha geleceğiz. Anca adam akıllı gövdeyi elde etmek için. Ama hiçbir şey zararımız olmayacak. İlk rakibi aldık. Hemen çıkıyoruz. Şimdi şu anda yapacağımız tek iş ana sayfayı yenilemek. Kaç kişi online? 1, 2, 3. Rukuma. O hala online. Madem o online, ana gövdeyi ilk gövde yapacağım. O beni hiç alamasın. Kalsın aşağılarda abi. Seç birinci gövdeyi. Artık ilk gövdemiz bu. Gelse bile beni alamayacaktır. Daha şu an ben dövüşe giriyorum ki belki beni alan biri vardır. Beni alan biri varsa zaten direkt olarak oyunu onu eşleştirecektir. O kısa sürede olsa bile. Hala makinemiz savunuyor. 39 saniye var. Prestij 20. An ve an. Çok az bir süre kaldı. Tekrar geri geliyoruz. Tekrar sayfa yeniliyoruz. Alan var mıdır bize? Hala yok. Son 29 saniye. Ve geliyor mu Prestij 20? Hala savunuyoruz. Galiba geldi. Bundan sonra da vereceğimizi düşünmüyorum. 9 tane taşımız var. Şimdi bundan sonraki seviyeye girerse 30 taş oradan geliyor. 30 mu geliyor? Harbi 30 geliyor. Prestij'e girdiğim için. Dolayısıyla güzel şeyler olacağını düşünüyorum. Ve 14 galibiyetle 24. seviyeye ulaşıyoruz. Birinci sırada. Evet, çok iyi. Bu an güzel. Ne? Bu ne demek? Ben 23 değilim zaten abi. Beni 24'e al. O işi geç. Saçma sapan hata yapma. Evet. 23'te kaldın diyor bana ya. Böyle şey olabilir mi ya? Neler geldi neler. Saçma sapan şeyler. Üst düzey kutu. Hemen giriyoruz abi. Direkt olarak Prestij 20'ye gireceğiz. Evet, sonunda. Arkadaşlar, Prestij'e tıklıyoruz. Alacaklar eşsiz etiket Prestij 5'ten bu yana hala aynı etiket var. Rengi hiç değişmiyor. Rozet 20 işte hayalimi kurduğum pisliğin teki olan o. 30 taş 3 tane yükseltme puanı işe yaramıyor zaten. En iyi şey 30 taş ve de şu rozet abi, süper. Giriyoruz. Geçmek için dokunun. Dokun abi. Neler neler olmuş burada. Burada bir ay var abi. Bir ay. Normalde 4 günde yükseldiğim ligler var. 4 günde Prestij yükseliyordum lan. Şimdi artık bu saatten sonra seçecek etiketlerimiz benim adıma son etiketlerim olacak. Hangisini seçeyim? Tabii ki şu kedi kafayı seçeceğim. Ne yaptık biz? Savaşa girdik ama hiçbir şeyim yok. Kaybet ya, zafer serisini kaybetsen ne olur? Şimdi şampiyonaya gireceğiz hemen. Prestij 20 abi, inanılır gibi değil. Gerçekten Prestij 20 olduk. Çok iyi. Hemen hızlı dövüşe değil tabii. Yine karıştırdım. Geri gelip şampiyonaya gireceğiz. Artık seviyeleri çatır çutur çıkacağız. Şimdi bakın, artık bu videoyu yeni izliyorsanız, yani oyuna yeni başlamışsanız eğer, bakın seviyeleri ne kadar hızlı çıkacağız görün. 4'e kadar çok hızlı gideceğiz. Zaten 14 tane galibiyet istemeyecek. T-34 AK-47. Bir de T-34 ne demek onu bilmiyorum. İlk rakibi aldık. Diğerleri de zaten saçma sapan rakipler. Random. Arap bir arkadaş. Tekerleklerin hepsinde şey var, silindir var. Bu topuz mu o ya? Topuza benziyor. Evet, ilk seviyeye hemen çıktık. 5 taş geliyor buradan tertemiz. 50 taşımız oldu, 55 oldu. 5 taş, 10 taş veriyordu. Ay, yanlışlıkla saçma sapan etiket seçtim, neyse. Alışmışım artık hiçbir alta yaramadıkları için. Ya yine de bir şey yarayacaktan yok, sadece görsel zevk olsun diye. Prestij 61 oldu taşımız. Yalnız bunu alır mıyız? O bize bir tane vurana kadar biz iki tane roket hasarına bırakmış olacağız. Bunu aldık ya. 9 dövüş kazanmak biraz sıkıntı olacak. Bakalım. Bizi rahat alan bir, alabilecek bir arkadaş. Bu adam rahat alır. Geri geleceğim. Hemen yeni gelen parçalarla, yeni gelen gövdelerle yeni bir araba tasarlayacağım. Gel geriye. Bunun da 24. seviyesine geldiğimde artık mükemmel bir hesapta değişiklikleri yapacağız. Gelen teklifleri bir değerlendirebileceğim. Oo, yardım slotun olmaması kötü olmuş. Tekerleklerden ne var? Gövdelerden ne var?
Kaç gücü var? 9. Bunun 6. Bunu koyabilirim. 22 bunda var. 9. Bunu şöyle, çok saçma olur tabii böyle bir şey yapmayalım. Sen şöyle gel. Şimdi sen şuraya, kaç gücüm var? 6. Ancak şunu koyabilirim ama onu koyacağım. Ben yine bıçağı koyayım ya. Bıçak sağlam hasar verir. Evet, şu anda şöyle bir göde tasarladık. Şampiyondan çıkacağımızı düşünüyorum ben. Hemen tekrar girelim. 89 can, 28 vuruş. Tulu Joes. Canlı yapmaya çalıştım bu videodan önce. Yapamadım. Abi ne yaptın ya? Ben bıçağı bu yüzden koydum ama bunu alır mıyız? Galiba o bizi alacak. Yapma bunu ya. Ben o yüzden bıçağı koydum. Balonu patlasın diye de. Abi ben öne hiç onu koymayayım. Arkaya iki tane silindiri koy abi. Topuz mudur nedir? Gel geriye hiç böyle. Üç arkadaş hemen yükselmiş zaten. Ben canım artsın diye öyle bir şey yaptım ama hiç gerek yokmuş. Bıçağı da çıkartıp onun yerine de roket koyacağım. Şu an çok rahat çıkacağız zaten. Evet, bakalım ne yapacağız. 5'e kadar geleceğimi düşünüyorum ya. A balon ama şoför patlayacak. Kardeşim geçmiş olsun, geri 13. Ben 9'da 9 yapacağımı düşünüyorum. Fado'yu da aldık. Yo, Fed. F6'tan tire Fed. Rakiple skin aynı galiba. Vay be, 9'da 9 yapamadık. Evet, aynı skinimiz var. Rakip sağlam gel. Lan. Hayır. Ya ne kadar kötü denk geldi ya. 9'da 9 içimizde patladı resmen. Güzel. 4 tane zaferimiz olmadı. 3 tane oldu. 6 tane daha almamız lazım. Cihan, kanaldaysan sana selam olsun. 73 canı var. Bunu da alacağız. Şoma. Taşın gelmesi çok iyi. Çünkü çete savaşları zaten videoların, oyunun en büyük şeylerinden bir tanesi. O yüzden çete savaşlarında güzel ilerleyebilmemiz için taş ihtiyacımız var. Ve de hiç gaza gelmeden taşları güzel bir şekilde kullanmamız bizim için yeterli olacaktır. 109 can, 30 vuruş. Alesso 1985. Bu da güzel. 8 galibiyetimiz var. Son olarak şu Rus arkadaşı da aldık mı? Bu olay bitmiştir. Evet. Hemen sonraki seviyeye yükseldik. Devam ediyoruz. Yeni gelen rakipler, yeni gelen parçalar. Efsanevi kutu. Şimdi buradan gelecek efsanevi parça bu oyunun bütün şeyini değiştirebilir. En sonunda çünkü güzel bir gövde yapacağız. Piramit için %100 can topuz. Hadi bakalım. Ve de balina gövdesi geldi. Ve de çift roket de fena değil aslında. Gel geriye. Pardon. Şimdi yardım slot geldi mi? Geldi. Başka gövdemiz var mı? Yalnız bunun canı çok iyi. Ve de 10 gücü var. Çift roket başlı başına 9 ve %35 can veriyor. Gayet güzel. Sen var ya, çok iyisin. Piramit geldi mi? Onu rahat bir şekilde kullanacağız. Artık 41 vuruşumuz var. Güzel şeyler olacağına inanıyorum. Bakalım. Bir kez daha gir. Mark 40 canı var. Vay be. Tek attık. 12'de 3 kazanmamız lazım. Balon yapma. Zaten seni güzel bir şekilde indirdi çift roketimiz. Gayet iyi. 116 can. Az kalsın eritiyordu ha. Zor yırttık. 31 vuruyor. Bize vuracak mı? Bir tane. 78 can. Bu arkadaş da gitti. Yalnız balonu çok güzel patlatıyor bizim çift roketimiz. Bayağı hoşuma gitti. 104 can, bunu da alacak mıyız? Tamam, bu da gitti, güzel. 12 dövüş kazanmamız için son 5 rakip. 7'de 7 mükemmel bir ilerleyiş. Çok güzel bir gövde. Kimseye zararı yok. Bunu da aldık. 9 prestijli arkadaş. 9 defa oyunu bitirmiş. Alex, bu da tamam. Videonun girişine şeyi koyacağım. Şu prestij 20'ye girdiğim anı koyarım. Çünkü videonun girişine öyle bir şeyler yazarım. Videonun girişine, hatta videoyu beğenmek için
Yani insanların beğenmesi için de yazılar falan yazarım. O gerçekten işe yarıyor. Çünkü videonun beğenilmesi gerektiğinin ciddi olduğunu oradan görüyor arkadaşlar. Sağ olsunlar beğeniyorlar. Adamsınız. 12'de 12 yaptık. Güzel denk geldi çünkü. Çift roket 4 yıldız olması çok iyiydi. Hemen geldik. Yine 5 taşımız var. 78'den 83'e yükseldi. Evet, onu seçmemiz güzel. O etiketi seviyorum. Balina gövdesi güzel, çok iyi. 3 tane tekeri var. Bakalım 5'e yükselebilecek miyiz? 4'teyiz şu anda ve de 14 rakibi de almamız lazım. Hemen yeni gelen bir gövde. Kaç gücü var? 7. Çok kötü. Yani inanılmaz kötü. Peki güç aleti çantası bir tane var ama 3 güç verir. O da bir halta yaramayacaktır. Başka bir şey yapsak? 49. Bu balina için can veriyor zaten. Önemli noktası o zaten. Eliniz kolunuz bağlanabiliyor işte gövde denk gelmeyince. Buna bakalım. 6 güç. Yani şu an gövdeler arasındaki en iyisi şu an kullanmış olduğum balina zaten. Canı da çok iyi. O zaman ben bu çift roketin vuruşunu arttırmaya gideceğim. 20 arttırdım. Çünkü en mantıklı hamlenin bu olduğunu şu anda düşünüyorum. Arttıralım abi. 4 yıldız zaten bayağı bir artar diye düşünüyorum. Şu pompalıyı da ekleyelim 2 yıldızlı gövdelerden. En gerizekalı olan sen. Peşine şu balina. Gücü az abi. Ha ekler miyim ama eklerim. O da pek işe yaramaz. Tekerleklerden sen gel abi, seni hiç kullanmayacağım. Evet, vuruşu artırdık. Gövdenin canına da biraz değinelim. Sen gel. 9 arttı. Bir de sen gel. Vuruş 70. 14 kişiyi almak için yeterli olacak bir vuruş olabilir. Ama metal parçalardan bir rakip denk gelmeyecek. Yoksa adamın bir tekeri 260 cana denk gelebilir eğer yükseltmişsen. Öyle arkadaşlar da var ha. Prestijin prestijin. Aradaki tek fark, biliyorsunuz siz. Turuncu olması. Çok hızlı geldin kardeşim. Ama hızlı at. Seyrek olur. Yapma. Geriye 13 rakip kaldı. O işte bundan bahsediyordum ben. Metal parçası olmasın. Bu kötü oldu. Geriye gel. Plan B. Umarım işe yarar. Umarım. O kadar da vuruş attırdık ya. Balon var adamda. Adama balon güzel denk gelmiş. Şöyle bir şey yapacağım. Canda da düşüş oldu. Doğru. Şu an bayağı kaybedenler kulübündeyiz. Dördüncü seviyeden 5'e çıkabilecek miyiz? Bir daha gir. Çete savaşımız var. Unutmam. Çete savaşı her şey her derde deva olabilir. Ama bu arkadaş çok tehlikeli giriyor ama alacağız onu. Yapma. Neyse, yükseltmeyi alırız. Bak bu ayıp oldu. Bu ayıp oldu. Gel geriye çete savaşına hemen girip deneyelim. Video biraz uzun olacak galiba, öyle şu an doğru gidiyoruz. Olsun varsın olsun. Kaç dakika oldu? 11 dakika oldu. 15 dakika oldu. 5 dakika öncesinden girdik videoya. Şimdi çift roketi buraya koyuyordum. İkinci gövdeye. Hayda. Başka bir gövde kal şey tek gövde kalmadı lan. Şuraya bir şunu koysam 3 müdür? Harbi gücü 3. Yani iyi günlerimiz olsun. Neyse, ziyanı yok. Ben şey yapacağım zaten. Şeye gireceğiz abi. Çete savaşına. Oradan bir şeyler kazanacağız. Oradan bir gövde midir artık, parça mıdır, bir şeyler gelir herhalde. Bir şeyler atar bize oyun. Evet, prestij 20, prestij 1'e karşı. Hemen şu bebeğimle girelim. İlk gövdesini aldık. Gerçekten geçen videoda olduğu gibi gelecek olan ilk kutuyu heyecanla bekliyorum. Yani bu sefer artık çok daha heyecanla bekliyorum. Şampiyonun kaderini direkt olarak doğrudan doğruya etkileyecek bir kutu açıldım. Evet. 5 klan için puan kazandırdı. Ve de gelen kutudan ne çıkıyor? Kardeşim tek açacağım. Abi çok iyi denk geldi ama 6 güç çok kötü ya. Gövde çok iyi de güç berbat. Güç leş. Piramit için %120 can veren topuzumuz var, biliyorsunuzdur. Prestij 5'te açılıyor galiba o. Prestij 4'te açılıyordu. O yüzde olayını arttırmak efsanevi parçalar için. 104 can, bunu da aldık. Güzel. Fena değil.
Evet, bir heyecanlı bekleyiş daha. Güzel gelecek olan bir gövde kadri değiştirebilir. Bir, abi mükemmel bir gövde. Daha iyisi kesinlikle olamazdı. Yani şu sörfçü gövdesi bu kadar olur. Gerçekten bu kadar olur. Felaket bir şey. Felaket bir şey. Abi sen gel bizi direkt şampiyondan çıkar. Hemen boz her şeyi çıkar şuradan. Abi sen ne yapıyorsun? İlim ayağıma dönüyor. Yani şu anda gerçekten oyunu sevdim. Şu parçayı bana vermesinden oyunu şu an seviyorum abi. 2 yıldızsa şunu al biliyorsunuz. Ufak hesaplar bizim için önemlidir. Şu ön tarafa geliyorsun abi. Çift roketin sen ön tarafına. Yeni gelen 3 roket sen şöyle. Çok mutlu oldum ya, çok güzel oldu. Artık balonlu arkadaş bizi kaldıramaz diye düşünüyorum. Ve de hemen şampiyonaya giriyorum abi. Canımız o biçim. Fork ritmimiz var. Gerekirse arka tekeri büyütmek için çete savaşına tekrar devam eder. Yeni bir teker gelmesini bekleriz. Evet, Dragon Slayer. Hadi kardeşim, 106 vuruşumuz var artık. Abi ne güzel gövde geldi. 15 güç. Renginden anladım. Size bir şey diyeyim mi? Slotlara falan hiç bakmadım. Renk çok kapalı bir... Artık hangi renkse bu. Kızıla benziyor. Turuncu ya da... Bu renkleri değişik abi ya. Renk... ayırt edemiyorum. Biraz nasıl söyleyeyim bunu? Kiremit rengi ha. Kiremit rengi söyleyeyim. Geldi ya, dedim abi bu felaket bir şey. 5 yıldız zaten. Bu renk 5 yıldız. Renklere göre değişiyor. Yani yıldızlara göre renklerin kategorisi oluyor. Mesela şu an hemen kıyaslayalım. Şu arkadaş 3 yıldızlı olabilir. Zemelia güzel isim. Bir gel. Şu arkadaş 2-3 arasıdır. Abi duman ediyoruz gelenleri. Bu gövde bize bir seviye daha çıkartabilir. Hiç oralıklı olma Mayor. 120 vuruş hiç balta yaramaz artık. Makina gibi gövdemiz var abi. Evet, geri vitesli olan bir ağız. Yani konum olarak bizi şu balon yıkmasın. Başka bir şey istemiyorum. Yoksa arttırmak falan sıkıntı değil. Canı 500, vuruşu 140'a kadar çıkartırız abi. Evet, son bir rakip kaldı mı? Yo, 2 tane kaldı. Tekiye bakalım. Shash Master. Alamadığımız balonlu arkadaş bu mu? Yo. Nerede o arkadaş? Draco. Onu aldık mı yoksa çıktı mı? Her neyse umurumda değil. Beni de ilgilendirmiyor zaten, evet. 14 rakibi aldık. Gördünüz. Direkt ne dedim? Doğrudan doğruya etkileyen bir gövde her şeyi değiştirir. Metal parçalara geldik. Şimdi etiketi seçeceğiz. Şu soldakini, radyasyon işaretini seç. Açıyoruz çok hızlıca. Sürpriz olsun, bıçak gördüm. Tekrar bir sörfçü ama görüyorsunuz 3 yıldız. Zıpkın işe yarayabilir. Bıçak süper oldu. Forklift kenara dursun. Gerisi çöp. Evet, şu anda daha da bir arttı videonun heyecanı. Tekrar geriye gidiyoruz. Gelen gövdelerimize bakalım. Şöyle bir gövdemiz var. Topuz için %30 can veriyor. Güzel. Yeni gelen bir sinsi miydi o? Yok, hayır, vardı o zaten. Güzel. Bu kaç yıldız? Bana için %30 can veren 3 yıldız. Güzel. Zıpkınımız var. Her şey 10 numara. Tekrardan şampiyonaya gireceğiz. Artık bu gövdelerinde bir sonraki seviyeye çıkmayı düşünüyorum. Eğer balon olur beni kaldırmaya çalışırsa bıçağımla onu hemen devre dışı bırakabiliriz. Hemen yükselmek için 14 dövüş kazan. Herkes şu anda ligde. Yapma öyle bir şey. Canı arttıracağım. Tamam, sıkıntı yok. Prestij 23, güzel. Balon var, neyse önemli değil. Hemen geriye gelip direkt canı yükselteceğim ben. Yani bendeki huy bu şekilde. Alamadığım bir rakip varsa, eğer gövdeme çok güveniyorsam, direkt ilk rakip olsa bile bunu yükseltmeye başlarım. Şu balını artık onu o kadar yükselttik. Titan'ı atayım bari, öyle içim acımasın. Burada bir şey var mı? Bir çalet çantası var. Bir yıldızlı olmasına rağmen de bayağı arttırdı. Güzel arttırıyor ha. Gövdeme de güzel, iyi. Matkabı koyacağım. Bir alta yaramayacak artık. Sen de şöyle gel. Gövdelerden sinsiyi koyacağım. Piramit gücü az dedik. Kullanmayacağız dedik. Burada tekerlekten bir şey yok. Bir tane mitralöz var. Ben bunu koyacağım abi. Kusura bakmayın. Bunu koyacağım. Evet, canımızı arttırdık. Artık o ilk rakibi alabiliriz. Yeter ki bir tane daha ekstradan roketimiz vuruş yapsın. Yani hiç vuruş olarak rakibe bakmadım. 382, o kadar arttıramayız zaten. Canımızı arttırmak bence de en mantıklı olan hamledir. Evet, şu an yakamozu rahat bir şekilde aldık. Önceki savaşa göre. Bir sonrakisi hack. 355'e 139.
10 numara 5 yıldız, süper. Aynen devam ediyoruz. 414, 288. Yuh. Çok iyi yani, adam güçlü. Vallahi bizi yine içimizde patlattı. Mizelna. Tamam, buna sıraya bakmaya gerek yok. Hemen plan C. Geri geliyoruz abi. Presiz 21 ve 23 var. Güzel. Şimdi tekrardan 3 gövdeyi şekillendirip çete savaşına girip balon gelmesini bekleyeceğim. O gövde dursun mu? 3. gövde ne vardı? 2. gövde ne vardı? Hamurlar hep sinsi ya. Sen gel şöyle. Tekerleklerden şu topuzu ve şu topuzu koyalım. Saldırı aleti olarak şuraya bir... Yalnız bunun da gücü çok iyi ha. Anlamadım. Çok mu gücü var bunun? Tamam. Öne gel. 14'te 14 oldu. Yok artık. Abi güç patlaması yaşanıyor şu an. Zıpkın. 2. Ne yapsam? Ya buna güç alet çantası eklemem de. Yok abi, buna bir şey yapmayacağım ya ben. Gerçekten buna hiçbir şey yapmayacağım. Tekerlek de yok. Ya böyle gideceğim artık abi. İlk gövde zaten benim sağlam. O yüzden çete savaşında ilerleyebilirim. Devam ediyoruz dövüşe. Kolay bir şekilde alacağız zaten. Zorlanacağımı düşünmüyorum. Russian. İlk gövdesi gitti. İkinci gövdesi gidiyor. 3 vuruşta alacağız. Güzel. Son gövdesi en kolay gövde olabilir. 32 vuruşlu. %30 canımı neredeyse aldı. 10 tane kupayı da klana kazandırdık. Güzel. Evet. Hadi bakalım. Balon. Balon. Lazer. Artık kutuları açmadan önce balon diyeceğim. Çünkü o adamı kaldırmam lazım havaya. Artık yani nankörlük etmeye gerek yok. Gövde çok iyi. Oğlum bayağı vurdu ha. Gövde gerçekten güzel. O yüzden gövde beklemeyeceğim. Parça olabilir. Yani metal parçalardan bir çift roket gelse belki seyir değişebilir ama adam bizi kaldırıyor mu? Yok. Hasar olarak bıraktı. Vuruş olarak da zor yani. Hadi totem yapıyoruz. Balon. Balon. Tüh. Pompalı geldi. Bari metalden gelin abi. Gücünüz çok fazla. 167 vuruyor. İşte burada biraz sıkıntı olabilir. Ama biraz olsun. Vurma bize, süpersin. Sonraki gövdesi 129 lazer, ne olur ateşleme. Umarım az vuruyordu roket. Süper, süper. Vallahi şu an her şey istediğimiz gibi gidiyor. Çok az bir canım kaldı. Diğer iki gövde leş. Geçmiş olsun abi. Bir tane daha vurma. Abi ne yapacağız? Aa, bu da iyiymiş. Bu gövdem güzelmiş benim. İşte bu. Tek atar mıyım ona şu ufak vuruşla? Abi 20. Vur lan. İşte bu. Hayatımda bu kadar ucu ucuna denk gelip şu kadar az vuruşla savaş kazandığımı hatırlamıyorum. Çete savaşında. Yani çünkü olsa hatırlardım yani bu şekilleri. Bu kadar az vuruşla. Abi totem yapmadan açtım. Pompalı geldi. Çok iyi denk geldi. Pompalı çok güzel ya. Hemen geriye gelelim. Şimdi ben ne söylemiştim? Eğer balon gelir gövdenin konumunu değiştirmeye çalışırsa ona bu şekilde dur deriz ama balon benim konumu değiştirmiyor ki. Adamda balon var mıydı? Yok, ben balonu almak istiyordum adamı kaldırmak için, neyse. Ben o şekilde olduğunu düşündüm. Yo, pompalı zaten gövdeyi geri itebilir. İter 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 ya. Ah, niye itmiyorsun? İtmiyor ya. Arka tekeri büyük olsa rakibe doğru hızlı gitsek pompalı çok daha sağlam bir şekilde rakibi vurabilirdi. Neyse. Sen tekrar çık. Sen ileri gel. Sen roket tekrar yerine gel. Yeni gelen pompalıyı da şu diğer search'e şurasına koyarım ben abi. Artık gücüm de var. Zıpkını da şöyle koyup iyice top gibi sektirebilirim rakibi diye düşünüyorum. Titan var. Ama sen şöyle gel. Abi ben bu titanın... Bir dakika, titanı geçtim de. Şu teker. Sen şöyle. Çok kötü oldu be. Bayağı bir aşağı bakacak şimdi bu. Ya sadece konum olarak bakacağım. Pompalıyı koymadım henüz. Başın öne eğilmesin. Çok kötü oldu ama. Öyle bir şekilde alabilir miyim? Bilmiyorum ki ya. Keşke ön tekerde biraz büyük olsa. Neyse, canımızı sıkmaya gerek yok.
tekrardan şampiyonaya şey çete savaşına gireceğiz. Uçak şöyle dursun. Tekerleklerine şunu koyalım. Yardım slotlardan bir forklift koysam. Yani yine de hiç yoktan fena değil de. Tekrar geri gel, tekerleği değiş. Şuradaki topuzu ben buraya niye koydum? Sen gel. Tamamdır. Şimdi hemen girelim. Gerek olan şey öne bir tane daha. Biraz daha topuzdan büyük silindir, scooter, normal tekerlek, koca ayak, yapışkan silindir ne gelirse artık işime yarar. Yeter ki gövdenin önünü biraz havaya kaldırsın, şampiyondan çıkabilelim. 140 bir vuruş acıtır abi. Evet, havaya kaldırdık birbirimizi. Green son gövdesi. Ve de sürpriz son gövdesi, ha çok sağlam vurdu. Hemen şuna. Diğeriyle girseydim keşke. Oo, pompalı şekilsin. Yalnız zıplım bir halta yaramadı. Çünkü tekerlek olarak kötü olduğunu söylemiştim. O gövde de kötü. Öne eğiliyor. Evet, ne geliyor? Piramit ne geliyor? Ya, lazer sakın ateşleme. Ay. Balonum yok. Bu alır mı onu? Zannetmem. Hiç zannetmem. Çünkü tekerlek olarak çok kötü. Aman. Aman ha, sen git. Şimdi ne yapsak, ne etsek? Düşündüm, onayladım. Şimdi buradaki zıpkını alıyoruz. Buradaki pompalıyı alıyoruz. Bu. Alıyorum. Sen şöyle geliyorsun. Sen arkaya gidiyorsun. Ve pompalı, sen de şöyle gel. Pompalı sinsi için can veriyor. Şu anda 154 vuruşumuz var. Şu piramide şöyle 14 vuruş ne demek? Çok iyi. Sen de şöyle gel. Hiç arttırmadı lan, küfür. Tamam, daha buna bir şey koymayacağım, artmıyor çünkü. Şu şekilde alabileceğimi düşünüyorum. Bu gövdenin şurasına da şunu koyayım ya. Zaten Allah'a emanet. Bari şu tekeri arkasına koyayım şöyle. Yine biraz canı arttı. Tamam. Şu şekilde alabilir miyim? Umarım. Şampiyona ya mı giriyordum ben ya? Yok lan, ne şampiyonası abi? Çete savaşına giriyordum. Kafam yine gitti. Gir bakalım. Bu sefer çok rahat alabileceğimi düşünüyorum. Ben bunu alıyor muydum zaten? Yok, alamıyordum. Evet, bu gövdesi vardı. Zıpkın gel. Şöyle bir geriye git. Hala vuruyor ya. O zaman zıpkına gerek yok tabii ya. Bununla da bir girelim bakayım. Yok ya, tehlikeli adam ya. Arkadaş biraz tehlikeli. Bunun 620 canı var. Ay şu cana bak, nokta canı var. Tamam. Ya ben niye zıpkın koyuyorum oraya? Adamı kendime çekip matkabın vurmasını sağlıyorum. Zaten lazeri bir kere vuracak o kesin. Adama doğru niye gidiyorum ben? Buna gerek yok ki. Tekrar ben bunu koyarım abi. Pompalıyla kendimi geriye doğru iterim. O zıpkını alır şuraya koyar. Koyamam. Can da gelmiyor. Abi çok saçma oluyor abi. Bunu nasıl ilerleteceğim? Evet, dur şöyle ya. Tamam. Evet, haklarımız azalıyor. Ama şu anda halledeceğim olayı. Kesin alacağız bunu. Kaçarı yok. Anlamadım. Lan bu kadar havaya vurup kalkıyor mu gövde ya? Ne, sen alırsın değil mi? Al şunu be. Ha, Allah'ına kurban, az kalsın gidiyorduk. Çok sağlam vuruşu vardı arkadaşın. Adama denk getiremiyoruz bakın. Vurmuyor bile lan mitralyoz. Alır. Yok artık. Abi sen öl, ne olur sen öl. Daha gençsin, süpersin. Son gövdesi. Tehlikeli bu gövde ya. Arkadaşın gövdesi biraz tehlikeli. Abi yaklaş, bana yaklaş. Ben sana yaklaşayım. Hasar vereyim sana da. Hasar. Hasar, lanet olsun. Abi ya, öf. Yalnız madem o kadar canım var, ben niye ona bıçak koyuyorum? Tekrarlama, ha. Tekrarlama hakkım var. İyi, güzel. Taş gitmesin de.
Sen çık abi. Niye öyle bir şey yapıyorum ki ben? 6 vuruyor. 20-32. 49 pompalama ya. Neyse, Titan adam ve Titan zaten. Önemli değil. Bu şekilde güzel. Bari şunu arttırayım abi. 4 mört bir şey artsın. Lazer gelsin. Tekerlerden koca ayak dursun. Pompal da gelsen şöyle. O 4 daha arttı, çok iyi. Tamam, bu sefer alacağım seni kardeş. Yani 5-6 vurup seni alacağım. Tekrarla diyoruz. Şimdi şöyle düşünüyorum. Madem bu adam bizi alıyor. O şekilde en başta bununla gireyim ben. Değil mi? Bir şey, bir dakika. Gireyim abi. Diğer türlü kesin alacak olsam bile bu şekilde gireyim. Yok, bu almaz bizi ya. Dur bakayım. Ha iyi. Peki şu kadar can kalıyor. Diğer gövde çöp oldu. Ha iyi, vuramıyordu bu bize. Ha güzel. Şimdi daha banko alırız bunu. Alırız değil mi? Aldık bile. Ama diğer adam bize tek atacak o zaman. Öldü bir halimiz var. Kurtar mı dersiniz? Bakalım. Merak ediyorum. 12 can ne ya? Neyse, biz de ona biraz vururuz herhalde. Yok. Hiç vuramadık. Alacağız ama. Dur bakayım. Aldık. Har, vallahi aldık. Bakın. Az önce yaptığım hatayı yapmayın. Hatayı anladınız. Sırlamayı değiştirdim ki daha rahat alayım diye, daha kötü oldum. Yapışkan silindir. Çok iyi. Gövdenin önünü kaldırabiliriz. Buraya kadar geldik. Şampiyonaya gireriz. Bunu soğutmayalım. Ben öyle düşünüyorum. Fokluk'umuz var. Belki havaya kaldırabiliriz. Havaya kalkman lazım o senin. Ne yapacağız o işi? Ne ziyan yok, seni aldık güzel. Lazeri çok az vuruyormuş. 132. Abi ne yapacağız seni ya? Abi hiçbir şekilde kurtarışımız yok senden. Tek atarsın bunu. Çok güçlü bu arkadaş ya. Tamam, ben geriye geleyim abi. Şansımı daha çok zorlamayayım. Zaten kaybettik orada. Taş da vermeye de gerek yok. Değiştirmek de yapmayacağım. Ben şimdi geriye geleceğim. Gövdem bu şekildeydi en son. Balon gelmedi. Şunları çıkartayım abi. Senle gel. Arkayı büyütecektik. Önü de şöyle bir... Oo, sörkçü için can veriyor. Nasıl oldu sizce? Ne düşünüyorsunuz? Bence çok da kötü değil. Girelim bakalım. En kötü denemiş oluruz. Evet. 5. seviyedeyiz. 6'ya çıkabilir miyiz bilmiyorum ama deneyeceğiz. Hadi bakalım. 416 can, 288 vuruş. Rico artık bizim değil. O zaman ben tekrardan çift roketin buraya koyulması için öngörüde bulunayım. Pompalı olmadı ya. Yapamadık. Şunu çıkartalım abi. Sen gel, sen de geri gel. Yan 3 yıldız kötü. Şu an kaç vuruyor? Yok, 106 mı vuruyoruz lan? Çok azmış. Roket mi boşa giriyor? Anlamadım. Bir daha bir girelim bakalım. Onda da roket var. Vuruşu kaç ki onun? Vuruşu 100 değil miydi? Kaç vuruyordu? Ay, 288 vuruyor adam. Ben ona 4 tane vuruna kadar o beni ağır duman eder ya. Canımız daha da çok arttı. Niye böyle oldu ki? Neyse. Tamam. Önemli değil. Ben pompalıyı koyacaktım zaten. Tamam. Ön şöyle biraz küçülsün. Yapma ya. Pompalı nasıl deviremiyor rakibi? Onu anlamış değilim ben. Gövdeyi biraz arttırayım o zaman canını. Çünkü sörfçü için can veriyor öndeki şey. Lan bayağı zorladı bizi kaya gövdesi lan. Kayasın oğlum, kendine gel sen. Ne yapıyorsun? Şu bıçağı kullanmayacağım ya. Çok tahrik ediyor. Kaç vuruyor? 82. Cık. Bıçağı kullanmayacağım. Şu gövdelerden seni alacağım hafız. Abi seni alacağım. Seni şöyle gövdeye yapıştıracağım. 26 can da 26'dır. Ama 26 mıdır?
Adam bize fazladan, yani adamın 3 tane değil 4 tane vurdurmasını sağlamamız lazım. Bir kez daha canına bakmak istiyorum. Şu an kaç vuruşu var, pardon, vuruşuna bakayım. Dövüşe gireyim abi. Daha ilk rakip lan. 288, 3 desen 3, 6, yuh, 900. Aa, bir saniye. Mitralyözü var, o şekilde diyemeyiz. Belki alırım bu sefer. Tamam, 24'lük bir artış nasıl olmaz. Can biraz zorlayacak bizi galiba. Daha bir şey yapamıyorum şu anda ya, vallahi kilitlendim. Çete savaşına mı yatırsam, ne yapsam? Bıçak vardı, burada bundan vardı. Tamam. Zıpkın kaldırır mı onu dersiniz ya? Bir nebze. Deneyelim. Rakibe vursun da. Vurur mu ya? Vurur ya, vurur, vurdu bile. Hadi be. Ya abi nasıl vurmazsın? Hiç anlamadım. Bakayım başka bir şey düşüneyim. Düşünüyorum, düşünüyorum. Tamam, düşündüm. Oldu. Şöyle bir şey yapacağım. Abi inanılmaz saçma oldu lan. Deneyeceğim artık, bakalım. Belki alttan vurarak gövdeyi. Abi her şeyi seni almak için yapıyorum, biliyorsun değil mi? Başardım. Aldım seni. Ama diğer arkadaşlar için aynı şeyi söyleyebilir miyim? Bu oyuna belli olmaz. Ne yapıyorsun lan? 5. boyuta geçti gövde. Neyse, gel geriye. Ne yapsam ya? Çok kötü oldu gövdem. İnanılmaz kötü oldu. Şunu koyayım bari. Gir bakayım, merak ettim. Artık yapışkan silim diyor, öyle kolay gitmeyiz. Bir şeyler yapabileceğimi zannediyorum ya. Çok iyi. Lan şu gövdeyle şampiyon olursak var ya, felaket olur. Ama tabii kayayı da alamayabilirim o zaman, çünkü değiştirdim gövdeyi. Biz vuruyoruz, o dokunduruyor çok hafiften ama bizim pompalı sağlam abi. Of, bitti abi, bitti. Iraklı. Iraklı. Bu adam Türk, Iraklı ha. Çok iyiymiş. Burada bırakalım ya. Çok uzun oldu video. Buraya kadar izleyen arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. Gerçekten sağ olun. Ben de videoyu çektim sizler için. Umarım zevk almışsınızdır. Fortnite videolarımı izlemeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Güle güle.